Devletin açıkladığı neyse odur. Ben TÜİK'e güvenmiyorum. %180'dir, belki 200'dür. Geçen senekine göre bayağı bir 2-3 misli bayağı şey var. Fark ettim bunu yani. 10 kilo soğan aldım bak. Yoksa 3 kilo alırdım param olmasa. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakam TÜİK'e göre %83 olarak açıklanırken enflasyon araştırma grubuna göre %186 olarak açıklandı. Siz bu rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi bu enflasyon zaten apaçık ortada yani. Bunu konuşmaya gerek yok. Artı haberlerde konuşmaya hiç gerek yok. Yani 1,5 yıl mı kaldı? 1,5 yıl sonra çözülecek bunlar yani. Bir yıl mı kaldı artık? 2024 değil mi? 2023'te bakacağız artık, düzelir mi düzelmez mi? Tek ümit. Devletin açıkladığı neyse odur. TÜİK doğru söylüyor. Çünkü uluslararası firmalarla dünyada bu enflasyon verilerini açıklayan uluslararası kurumlarla işbirliği halinde yapıyorlar bunu. ENAG'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. O yüzden devletin açıkladığı verilere güveniyorum. Alım gücünün şu anda zayıf olmasının nedeni dünyada yaşanan bir ekonomik kriz var. Ondan kaynaklı. Evet, alım gücü biraz düşük. Enflasyon 183 yüksek. Olay bu. Herhalde yani kim ister yüksek enflasyondan yaşamayı? Hiç kimse istemez. Bu aynı yüksek tansiyon gibi bir şey. Tansiyon olmazsa insanlar daha rahat olur. Enflasyon da o şekilde. Enflasyonun düşük olması herkesin işine gelir, iyi olur, alım gücü yüksek olur. Peki valla devletin ikisi de doğru söylüyor. Ben devlete inanırım. Yok, etmiyor. Normal ben marketleri de her zaman takip ettiğim için fiyatları da takip ederim. Geçen sene 18 liraya aldığım bir salçayı işte ya da 28 liraya aldığım bir salçayı bu sene 190 lira yazıyor. Yani %1000 gibi bir oran var. Yani bu her şeyde var. Sadece hani nasıl her şeyde benzine bağlıyorlar. O yüzden şu an her şeyi normal görmeye başladık artık. Kim istemez ki ya? Yani şu an bir kiralık ev arasan en az 2000 liradan 2500 liradan aşağı ev vermiyorlar. Yani bunun yanında eğer ki apartmanda oturuyorsan 300 lira, su parası 300 lira, aidatı falan derken bir asgari ücretin 3 milyarı ya daha fazlası ya da 4 milyarı şeye gidiyor, kiraya gidiyor. Geriye ne kalıyor ki? Bu adamın iki tane de çocuğu varsa sadece iki tane diyorum. Yani Allah yardımcımız olsun ya. Her yönden yardımcımız olsun. Devletimizin de insanların da. Yani sadece devletimizde şöyle bir şey var. İnsanlar her şeyi tek taraflı görüyor. Yani her şey bizim hükümet olarak, devlet olarak da saldırıyorlar her taraftan. Yani bu sadece devletin bu hale gelmesinden de saldıranlar da görmek lazım. Yani ekonomiden saldırıyorlar, ondan saldırıyor, buradan saldırıyorlar. Yani Allah'a şükürler olsun. İyi ki Tayyip Erdoğan var. Ede olmasa ne olacak halimiz? Ben TÜİK'e güvenmiyorum. %180'dir, belki 200'dür. Tam olarak yani bilmiyorum. Zaten ekonomiye baktığımızda istediğimiz şeyleri alamıyoruz. TÜİK'e güvenmiyoruz, öyle. Yani alım gücümüz zaten kime sorsanız burada düşük. İstediğimiz şeyleri alamıyoruz. Yani yiyecek, içecek bile zor alıyoruz. Böyle. Durum sıkıntılı. Geçen sene ben Fransa'da kalıyorum. Geldiğimde burada bayağı bir enflasyon şey oldu. Çünkü bize bile yansıdı. Ben geçen sene mazotun litresi 7 falanındı. Şu an 30'a falan çıkmış, 25'e düşmüş. Yani tamam bizimki bozduruyoruz da Ero. Bayağı bir zorlanıyoruz. Geçen senekine göre bayağı bir 2-3 misli bayağı şey var. Fark ettim bunu yani. Ne diyeyim? Avrupa'da imkanım var. Bir işçi, aylık çalışan işçi. Yani evde bir çamaşır makinesi bozulsa alabiliyor. Ama burada geçen bir görüştüm. Adam askeri ücretten 5000, 5500, 6000 TL alıyor. Bir makine 8-10 bin lira. Bizim akrabaya konuştum. Diyor, alma imkanımız yok diyor yani. Bir makine almak için 1,5 ay çalışman lazım. Bir şey yemen lazım. Ama orada öyle değil. Orada 2000 euro maaş alıyorsun. Gidersin makinen bozdu. 300 euro verirsin hemen alırsın. Buna göre değerlendirme biraz bayağı var Avrupa'ya göre. Ama Türkiye bilmiyorum nereye kadar gidecek. Hollanda'da çalışıyor. Başı başına getiremiyor diyor. 800 euro ev kirası veriyor. Yani enerji orada da pahalı. Her yerde bu Türkiye'ye has değil. Dünyada pahalı. Ya ayağın yorganına göre uzatacağım. Boşluğu olmayan adam her halükarda rahat yaşar. Bak 10 kilo soğan aldım bak. Yoksa 3 kilo alırdım param olmasa.
Yani bu insanların biraz tasarrufa yönelmesi lazım. Öyle eskisi gibi savurarak gidemek yani. Normalde borçsuz, normal yaşayan adam standartını korur.